Çok Hoş şükür, çok şükür. geldin oldu. Çok şükür. Teşekkür ederim Nasılsın? dostum, güzel insan. İyiyim. Sen de iyisin inşallah. Eyvallah. Çok iyiyim. Vallahi eyvallah. Çok mutlu oldum kabul ettiğin için. 2 gündür konuşuyorum. Diyorum ki yani nasıl böyle özde akıyor? Nasıl tam böyle anlaşılır, net tanıştığıma, seni tanıdığıma yani böyle o kadar mutluyum, çok sevindim ve seni hemen herkese tanıştırmak istedim. Yani seni herkes tanıyor ama ben Teşekkür kendi ederim. arkadaş Teşekkür ederim. grubumla hemen Teşekkür tanıştırmak istedim. Hoş ederim. Allah razı geldin. olsun. Şimdi çok Umarım. etkileyici. Yani hikayen çok etkileyici. Ben tabii ki ilk sorum ne olacak? Önce kendini çok derin tanıtman. Şimdi çok etkileyici. 17,5 yıl hapiste kaldım diyorsun. Ve haksız yere. Bu çok ağır bir şey. Yani bir insanın yaşayabileceği en derin dramlardan biri. Bu beni çok etkiledi. O yüzden nasıl bir soru sorayım? Sen anlat. Yani ben hepsini sana bırakıyorum. Özgürlük nedir? Gerçek özgürlük ve gerçek güç ilişkisi nedir diye başlayayım. En güzel sorulacak soru budur Evet. diye düşünüyorum. Senin için sevgili Ali. Buradan sen en Evet. başından bize böyle bir anlat. Öncelikle teşekkür ederim. Bizim gibi öyle garip bir insanı davet ettiğin için Allah razı olsun. Ya. Şimdi Estağfurullah. bilen kardeşlerimiz zaten dostlarımız biliyorlar. Ben bir şey anlatırken böyle insanları makamlara, mertebelere, boyutlara, frekanslara boğmadan sadece halk diliyle, Aşık Veysel tarzıyla kolay kolay bir şekilde, yani hakikatin ben çok kolay anlaşılabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu hakikat ne? Özgürlük nedir mesela? Biz kimiz? Biz neyiz? Niye varız? Bu soruları benim gibi milyonlarca insan şu an zaten soruyor. Avrupa'da da soruyor, İngiltere'de de soruyor, Türkiye'de de soruyoruz. Ya biz kimiz? Biz neyiz? Bu soruyu ben de 42 yıl boyunca sordum. 42 yıl boyunca ben de bu soruyu sordum. Doğdum, gözümü açtım. Annem babam dedi ki Müslümansın dedi. Ben de tamam ne yapacağım dedim. İşte namaz kılacağım, oruç tutacağım falan. Neyse bunları yaptık, ettik, yıllarca yaptık. 2007 yılında tarikata girdim. Hani şimdi öğrenmek istiyorum ya, aşk var içimde. 6-7 yıl tarikatta kaldım. İşte zikirler, ibadetler, aylarca oruç, yani 2 ay üstü oruç tutuyordum. Böyle bir deri bir kemik alıyordum. Ama diyordum bulacağım diyordum. Yani o özü, o Allah'ı bulacağım diyordum. Bulamadım. 3000 tane kitap okudum. Tevrat'ından Zebur'una, Sümerlerden Babil'ine, edebiyatından felsefesine. Bulamadım. Yani bir Allah bulamadım. 2017 yılında işte bu benim üzerime atılan işte bir iftiradan dolayı cinayetten tutuklandım. Ağırlaştırılmış müebbetten beni yargıladılar. Yani ağırlaştırılmış müebbet ne demek? Yani öldüm yani. Benim üzerime bir basınç geldi. Daraldım böyle, yani sıkıyor beni. Yani kabz ediyor beni. Yani ip arıyorum işte, o kendimi asacağım. Ben o halimle, o bunalımlı halimle bu müebbetten yargılanıyorum. Beni götürdüler şeye, Trabzon cezaevine götürdüler. Trabzon, Beşikdüzü cezaevine. Sürgün edildim orada. Oraya gittim. Etrafıma baktım böyle. Aile yok. Eş yok. Çocuk yok. Ağırlaştırılmış müebbetten yargılanıyorum. Ben öldüm dedim. Koğuşun içine girdim. Koğuştakiler de zaten oranın insanları böyle biraz ırkçı davranıyorlar insanlara. İşte Doğulu, Kürt falan diye işte böyle. Onlardan da bir dışlanma gördüm. Hiç böyle ilgilenmediler. Ben de artık böyle sabahtan akşama kadar yatıyorum. Gece de sabaha kadar böyle ayaktayım. Yani gündüz yani yaşamayı istemiyorum çünkü. 3 ay, 4 ay, 5 ay banyo etmiyorum. İp arıyorum çünkü kendimi öldüreceğim. Tırnaklarım böyle, saç böyle. Koğuştakiler diyor banyo et diyor. Ben diyorum etmiyorum. Ettim diyorum ya da. Yani ya diyorum bana a bile demesin kimse ya. Neyse ben koğuşta yatarken bana hücre cezası geldi. Sürgün edildim ya. 21 gün beni hücreye atacaklar. Pardon, 15 gün. Hücreye gittim. Bir iki gün kaldım. Böyle etrafıma bakıyorum. Şöyle. Küçücük bir odadayım. Ailem Adana'da, başladım artık isyan etmeye. Seccadeyi serdim. Üstünde böyle yok mu? Gözyaşlarım var ya, böyle pat 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 atıyor. Yani ben ki o kadar böyle soğukkanlı bir insanım. Ya ben diyorum ki hani ben niyeyim yani? Bu ne yani? Bu benim başıma gelen ne yani?
Ben burada mı doğdum yani? Acaba ailem var mıydı? Yoksa ben bir hayal mi yaşadım? Çünkü 17,5 yıl ben diyorum ben buralarda doğdum yani diyorum. Ben ölmüşüm. Neyse ağladım ağladım seccadede ağladım ağladım ağladım. Çektim koğuşa gittim işte bitti cezam 15 gün sonra koğuşa gittim. Koğuşta baktım yeni bir insan gelmiş. İsmi de Azman. Geçmiş olsun dedi. Sağ ol dedim kardeş. İşte neyse o kişi bana sıcak davrandı biraz. Biraz sıcak davrandı bana. Ben de mutlu oldum orada. Dedim çok şükür yani bir tane insan çıktı. Bununla işte oturuyorduk böyle bir sandalyede o zaman. Sandalyede oturuyorduk. Bir anda aklıma bir dua geldi. Ama onunla konuşuyorum ama hala intihar projesi çiziyorum. Diyorum nerede asayım kendimi? Şurada mı assam acaba? Burada mı assam? Bir an aklıma Hazreti Muhammed'in bir sözü geldi. Diyordu ki ne zaman ki bu hayattan bıkarsanız artık istemiyorum derseniz ölümü arzu ettiğiniz zaman şu duayı edin. Ya Rabbi yaşamak hakkımda hayırlıysa işte beni yaşat. Ölmek hakkımda hayırlıysa benim canımı al. Ben de aynı bu şekilde dua ettim. Arkadaşım da dedi ki o Trabzonlu. Sen dedi niye öyle dua ettin dedi. Niye dedim. Hadi kabul etse dedi. O bana dedi ya hadi kabul etse. Zaten ben dolmuşum. Kalktım elimi et lan dedim. Et dedim beni öldür dedim öldür. Ne, sen bana neden bahsediyorsun? Ben bitirmişim dedim her şeyi dedim. Varsa ya çıkacak dedim ya beni öldürecek burada. O çıkacak ortaya dedim. O kim? O Allah mıdır? Neyse çıkacak. Yani kimse yani. Benim ne hayırdır? Beni niye yaratmış o zaman? İşim gücüm yok. Ben yatıyorum ceza, zindan, şu, bu. Nedir ya bu hayat dedim. Kitaplarda bulamadım. Tarikatta bulamadım. Camide bulamadım. Kilisede bulamadım. Sen kimsin? Neyse yattım. O gün uyudum. Uyudum. Rüyamda bir rüya gördüm. Rüyamda bir yerde böyle yürüyorum. Adım atıyorum. Yürüyorum. Bir tanesi silahla beni takip ediyor. Elinde silah var. Ben de ondan kaçmaya çalışıyorum. Hani bana yetişmesin diye. Tam böyle bir adım atarken arkamdan geldi şuradan. Tap. Bir defa. Bir defa ateş etti. Öldüğümü anladım ama. İki elim böyle. Şehadet parmağı. Bu şekilde. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah diye. Gökyüzüne bir roket gibi gittim. Yani o kayboluşumu bile izledin. Sabah oldu. Hani gözümü açtım. Koğuştayım yine. Sabah böyle gözümü açtığımda şöyle bir açtım. Böyle. Baktım böyle bir film şeridi böyle. Bütün hayatı baba, bütün doğduğumdan doğmadan önceki halim bile. Hepsi böyle. Öldüğüm ana kadar. Yani öyle bir, ben şimdi 5 dakikada anlatıyorum ama bütün hayatım ailemin gelmesi, cezaevinden elbiselerimi alması, öldüm ya, elbisemi almaları, benim gömülmem, annemin işte eşime, kızım o şehit oldu, merak etme. Bunların demesinin hepsini ben yaşıyorum zaten ekran var. Açılmış yani görüyorum. Şimdi ben ölmüşüm. Koşa kimseye anlatamıyorum öldüğümü. Şimdi anlatsam zaten diyorlar bu Adanalı kafayı yemiş. Tam deli diyecekler. Telefona çıkıyorum. Haftada bir gün telefon hakkım var. 10 dakika. Ailemle görüşüyorum. Annemgile diyorum ki anne bak böyle böyle ben öldüm. Allah bana diyor ki sen benim Muhammed'imsin. Bana diyor. Ben diyorum ki anne ben layık değilim diyorum. Ben kötüyüm ki. Lan nasıl Muhammed? Ben diyorum secdede ağlıyorum. Bilmiyorum kendi kendime secdede ağlıyorum. Ümmetim, ümmetim, ümmetim. Ben kendi kendime diyorum ki ben bu olamam. Ben kötüyüm ki diyorum. Ben nasıl ben böyle bir olabilirim? Annem gidiyor işte bu büyücülere, muskacılara. İşte oğlumuz cezaevinde deli olmuş. Onlar da anlamadılar. İşte bana büyü yapmışlar. 2 tane cin musallat olmuş. Bunu işte etki altına almışlar falan diye. İnandıramadım. Tek kaldım yine. Neyse. Koğuşta gittim psikoloğa, psikiyatriste. Dedim psikiyatriste gittim. Dedim doktor hanım dedim bir şey söyleyeceğim dedim ama yanlış anlamayın dedim. Tabii dedi söyleyebilirsin. Dedim ben dedim şu an dedim sizinle konuşuyorum ya dedim. Gözümü kırpıyorum Allah diyor. Elimi kaldırıyorum Allah diyor. Böyle yapıyorum Allah diyor. Yürüyorum Allah diyor. Hep Allah yürüyor yani dedim. Yani bu nedir dedim ben bilmiyorum dedim. Çünkü ben ölmeden önce ölmeyi de bilmiyorum o zaman. Ben çıktıktan sonra bunları öğrendim. Yaşadığımın ne olduğunu bilmiyordum. Ama bendeki olanın Allah olduğunu biliyordum. Benim olmadığımı biliyordum. Bunları böyle yaşadım. Doğuşa geldim. Baktım. Git banyoya dedi bana. Özüm. Çünkü kontrol onda artık. Yani ben öyle Ali Demir diye biri yok yani. Ben öldüğümü biliyorum. Kabrin içinde olduğumu da biliyorum. Git dedi banyoya. Gittim banyoya gittim. Hani ölüler yıkanıyor ya. Aldı. Şu iki el var ya. Bu elim. Şu iki elim.
Şu içeri bir baktım. Beni yıkıyor. Bu ele bakıyorum. Ben üstten bu eli de izleyenim. Yani üstten bu Ali'yi izliyorum. Bunu Allah dediğimiz kendi kendini yıkadı. Böyle. Ben açık açık söylüyorum. Ben hiçbir şekilde saklamam bir şeyi. Neyse odur yani. Aldım böyle bunu böyle bir güzel yıkadı bu böyle. Ondan sonra şofben var. İşte orada bana dedi ki ne? Bu da dedi hayat suyudur işte. Sen temizleneceksin dedi. Arındırılacaksın. Altına soktu beni. O su var ya böyle yakıyor beni ama ben diyorum yaksın böyle. Yani beni var ya yaksın beni. Hiç umurumda bile değil. O su da yıkadı beni. Ondan sonra dedi ki dön dedi kıbleye dön. Kıble tarafına dön dedi. Kıble tarafına beni döndürürken bir tane hani bu maskeler olur ya kar maskesi. Kar maskesi siyah. Onu kafana geçir dedi. Kafama geçirtirdi onu. Sadece kar maskesi kafamda kıbleye doğru döndürdü. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İki rekat kendi cenaze namazımı kıldırdı bana. Kendi cenazemi kıldı. Bir ölüye ne yapılır? Bakın. Pamuk tıkamasına kadar. Hepsini yaptı. Hepsi bitti ya. Bittikten sonra böyle bir sis gelir ya böyle hani böyle sis gibi böyle bir ses gelir böyle. Baktım böyle bir ışık böyle açıldı böyle gökyüzünden böyle. Bak bu şekilde duruyorum böyle bu şekilde. Ama hala şeyim ha ölmüşüm ama hala böyle cehennemde yanıyorum yani. Tam böyle uyanmamışım yani böyle mutlu değilim, huzurlu değilim. Bu ışık böyle geldi böyle, geldi böyle. İçime bir girdi böyle. Ya dünyanın en böyle güçlü insan oldum bir anda. Dert gitti, keder gitti, her şey gitti. Ya uçuyorum böyle uçuyorum. Mutluluktan böyle uçuyorum. Oh, ben dedim. Bu muydu hepsi? İşte dedim buydu hepsi. Çıktım neyse kapıdan. Çıktım. Tam kapıyı böyle açtım. Banyodan çıkıyorum ya. Çıktım baktım bir ekran daha açıldı böyle. Büyük bir ekran. Bütün dünyanın liderleri. Bütün dünyanın liderleri hepsi böyle aşağıda, hepsi bu şekilde. Hepimiz seni bekliyordu. Bütün dünya seni bekliyordu. O ekran da kapandı gözümde. Tabii ben anlayamıyorum. Yani ne dünyası, ne insanı, ne Trump'ı. Bunlar kim? Bunlar şeydeyim böyle. Baktım, iki kişi beni bekliyor. Mahkum ama ben onların o sorgu meleği olduğunu biliyorum. Beni bekliyorlar ikisi. Neyse çıktım kapıdan ikisi koluma girdiler. İnsan suretinde ama. Onlar mahkum. Ben onların ne olduğunu biliyorum. Onlar kendilerinin farkında değil. Neyse beni götürdüler. Volta atıyorum. Voltada işte bana sorular soruyorlar. Önce sağdaki soruyor. Sağdakinin ismi Salih. Soldakinin ismi Azman. Salih ile Azman. Yani iyilik meleğiyle kötülük meleği diyorlar ya. O bana soruyor. İşte sen diyor tekrar gönderilirsen diyor. Nasıl bir insan olmak istiyorsun diyor. İyi bir insan olacak mısın artık? Ben de orada üst şey yapmayayım. Vallahi olacağım diyorum. Ben çocuklarımı istiyorum ama. Benim İbrahim'im diyorum böyle. Annem, eşimi istiyorum ben. Beni gönderin artık ben gitmek istiyorum diyor. Bak şu anlatırken bile şey oluyorum. Etkileniyorum ondan. Benim istiyorum ben ailemi istiyorum. Vallahi iyi olacağım dedim. Ama benim İbrahim'imi göreyim ben artık. Ben çünkü istemiyorum bu hayatı. Çok iyi bir insan olacağım. Neyse yatağıma beni çıkarıyorlar. Yatağımda o diyor ki sende. Soru soruyor ya. Ondan sonra öbürü diyor ki şimdi sıra sende diyor. Bir o beni ona atıyor, bir ona atıyor, bir ona atıyor, bir ona atıyor. Neyse başka bir gün geçti. Geçtim yatağıma. Kendi yatağıma. Yatağımda şu şekilde böyle duruyorum, oturuyorum böyle. Bir baktım bir ses geldi. Korkma ben Allah'ım. Şimdi korkma ben Allah'ım deyince ben şimdi böyle baktım böyle etrafa bakıyorum. Ses her yerden geliyor. Yani desem buradan, buradan, buradan değil. Bütün yani nasıl diyeyim size? Yönsüz bir şey yani. Baktım öyle deyince ben de sese baktım şöyle. En son baktım buradan geliyor. Kendi kalbimden geliyor ses. Ses de benim sesim. Yani ben Allah'ım diyen korkma diyen de benim sesim. Kapat dedi gözlerini. Bana kapat deyince gözlerini. Bunu zaten ben daha önce videoda da anlatmıştım daha 2 sene, 3 sene önce. Şu iki parmakla. Kapattım böyle. Şu şekilde. Kapattığım anda şurada bir göz çıktı böyle. Bir göz. Şurada benim alnımın ortasında böyle bana bakıyor. Benim gözüm kapalı. Şöyle bir göz. Ondan sonra o gözden dallar çıkmaya başladı.
Ondan sonra alnımın ortasında bir şekil yapıyor. Bak burada göz var. Mavi bir göz böyle bu şekil. Bu şekil hareket halinde. Böyle. Aç dedi gözlerini. Tabii aç diyor ya. Hani bu Ahmet Mehmet değil yani. Şimdi ben Allah'ım diye bana diyor aç. Yani başkası olsa sen kimsin ya bilen görmüyorum ki onu. Görmediğim bir şey yani. Tamam açtım. Tesbihini al dedi. Benim hani cezaevimde zindanda tesbih oluyor ya. Aldım tesbihi. Tesbihi dedi. Gözlerine sür dedi. Aldım böyle. Gözlerime sürdüm. Kulaklarına sür dedi. Aldım böyle. Şuna taktım böyle. Çıkardım buraya taktım. Tabii o anda da etrafa bakıyorum. Mahkumlardan biri beni izliyorum. Çünkü izlesen diye bu ne yapıyorsun? Saçma sapan hareketler yapıyor. Ağzına kat dedi. Attım ağzıma tesbihi. Ağzımın içinde kendi kendine. Yani ben böyle bir döndürme falan yapmadım. Sadece ağzıma attığım gibi baktım böyle. Döndü böyle pat ağzımdan attı. Çıkardı. Tak dedi kollarına tesbihi. Taktım böyle kollarıma. Sola da. Aynı şekilde sağ ayağa, sol ayağa. Taktım. Bittikten sonra Allah. Allah. Volta atmaya gittim. Yürüyorum ya dostum yol volta atarken. Şimdi yürüyorum. Allah 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 Allah. Bir de bakıyorum. Şimdi bir ışık görüyorum. Ben nereye gidersem o ışık benim önümde. Arkamı dönüyorum. Işık benim arkamda. Hatta eşime telefonda söyledim. Dedim Ceylan dedim. Ben nereye gidersem dedim. Bir ışık da benimle geliyor dedim. Yani görüyorum dedim. Hani bir halüsinasyon falan değil. Yürüyorum ışık. Şöyle yapıyorum ışık öyle yapıyor. Böyle yapıyorum ışık. Yani bakıyorum benimle o ışık. Arkamdan bakıyorum ışık geliyor. Ben bu halde hani mutlu dolmuşum ya. Ceza umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Leşeme bakıyorum. Millet de diyor deli olmuş. Ben de diyorum ki de ya ben bulacağımı bulmuşum diyorum. Onlar bana ne dese desin diyorum. Neyse bu gözümü hani tesbih falan yaptı ya. Aç gözünü falan tesbih yaptıktan sonra işte bana şunları söyledi. Dedi ki bak kulum Ali Demir. Sen hep beni arıyordun değil mi? Bir de küfürler ediyordun bana. Neredesin lan değil mi? Heh. İşte dedi şimdi dedi sana dedi ben kendimi bir tanıtayım dedi. Bak dedi Ali kulum. Ben senin annen oldum doğurdum seni. Senin baban oldum. Rabbin oldum eğittim seni. Ahmet oldum, Mehmet oldum, Hasan oldum, Şehmuz oldum, Sedat oldum. Seni sattım. Sana ihanet ettim. Sana en büyük darbeleri ben vurdum. Ali Demir. Hani hatırlıyor musun dedi Ali Demir. Bir ara seni sürüklediler böyle 1 kilometre derini kopardılar. O gardiyanları hatırladın mı? Dedim hatırladım. Heh, işte o gardiyan da bendim. Senin ananı ağlatan bendim. Sana bütün ihanetleri ben yaptım. Ama Ali Demir sen şunu fark etmedin. Şu an bu zindanda yatan da benim. Sana ne oluyor? Allah'ım yatan nasıl sen oluyorsun dedim yani. Ben dedim İbrahim Ceylan eşim bak ben öyle düşünüyorum. Ben diyorum hani benim oğlum var, çocuklarım var. Ali Demir dedi. Bitti bitti. Bitti. Dedim bu hayat neydi o zaman? Hani bir hayat vardı Allah'a, insanlar, din neydi? Kulum dedi bunların hepsi benim rüyamdı. Sen bir rüya gördün ve şimdi de uyandırıldın artık. Rüyadan uyandın. Dedim çocuklarım, ben hala onları merak ediyorum. Ben diyeyim çocuklarım. Ali Demir dedi. Senin hiçbir zaman çocuğun olmadı. Bir annen de olmadı. Sen doğmadın ve doğrulmadın. Bu bir rüyaydı. Dedim rüyayı kim gördü? Ben gördüm dedi. Ben kimim o zaman Allah'ım? Ali Demir. Anlamıyorsun değil mi hala dedi. Dedim Allah'ım yani ben ihtimal veremiyorum ki yani ben pis bir adamım, kötüyüm. Nasıl yani sen bende bunları yaşamışsın? Yani şimdi o Ali yok mu dedim yani. O eş, o çocuk, o aile yok mu? Yok dedi. Kimdi onlar o zaman? Benim dedi, ben. O başı kesilen kadın ben. O ihanetleri gören ben. O darbeleri yiyen ben. IŞİD olup kafası kesilen ben. Hallaç olup Enel Hak diyen ben. Hallacın boynunu da vuran ben. Muhammed'den konuşan ben. İsa'dan çarmıha gerilen ben. Ali'den 17,5 yıl atan ben. Yusuf olup kuyulara düşen ben. Siz beni nasıl anlamıyorsunuz?
Hala kalkıyorsunuz diyor, yolu uzatıyorsunuz. Yok orada, yok burada. Dön kendine diyor, dön. Döndün mü kendine? Dedim ben dönemedim. Kim dönderdi seni kendine şimdi? Dedim sen yaptın. Ben tanıdın dedi şimdi. Dedim tanıdım vallahi. Ben dedim eşim ben bunları dedim. Annemgile çocuklara dedim anlatmak istiyorum. Olur mu dedim anlatayım mı dedim. Anlat dedi. E dedim Allah'ım hani mesela bazıları deli, meczup, küfür edenler ne olacak? Hani inanmazlar ki bana. Sen dedi merak etme. O sana deli diyen de benim, meczup diyen de benim. O anlamayanlar da benim zaten. Sen onların anlamadığına bakma. E dedim o zaman rahat anlatırım. Anlat dedi. Sen rahatına bak dedi. Git anlat. Küfür mü edecekler? Ve orada beni gör işte. O küfür eden benim. Çünkü onlar da öyle kalmak istiyorum dedi. Ya annen 80 yaşında annen de öyle kalacağım dedi. Hiç zorlama dedi. Sana soru sorulmadığı sürece de dedi cevap vermeyeceksin. Yani Muhammed gibi kalkıp da onu uyandırayım, bunu uyandırayım, şunu yaparım deme. Sakin ol. Sana soru geldiği zaman anlat ama soru soranı da nabzını yokla. Rahmani mi geliyor? Öbür türlü mü? Anla. Çünkü ben Hande'den de gelirim. Ahmet'ten de gelirim. Hepsinden gelirim. Ama sen gelenin kim olduğunu bil. Bugüne kadar alışverişin Hande ileydi, Ahmet ileydi, Mehmet ileydi. Bundan sonra kimle? Dedim senle. Hande'yi tanıdın dedi. Dedim tanıdım şimdi tanıdım. Gördün mü dedi. Ben nasıl bir zaviyeymişim? Dedim Allah'ım dedim. Ya şey, keşke dedim herkes bilse ya. Vallahi ben çok istiyorum dedim. Herkes bunu bilsin. Merak etme dedi. Herkes bilecek dedi. O günlere doğru gidiyoruz zaten dedi. Hiç canını sıkma dedi. Bizde hiçbir zaman kavramı olmadığı halde dedi. Biz an içinde senin gözünün kırpışıyla var ederiz. Açtığında var eder, kapattığında alemi yok ederiz. Sen varsan Ali Demir her şey var dedi. Sen yoksan hiçbir şey yok dedi. Peki sen kimsin dedi. Ben kim dedi. Yok tecelli, yok işte onun işte Muhammed'i bilinç. Kardeşim ne bilinci ya? Hangi bilinç? Hangi din? Hangi ideoloji? Arif'in dini mi olur? Hangi itikat? Sen dinlerin sahibisin ey insan. Dinlerin sahibisin. Kimse size anlatmaz böyle. Neden? Gel elimi öp. Gel. Ama anlatırız. Yüzlercesi bana diyor bunları anlatma. Fark etmesinler. Sana ne? Ben anlatıyorum. Ve Hazreti Muhammed'in dediği gibi diyor ya benim bir elime güneşi bir elime ayı verseler ben vazgeçmem dedi ya. Ben başka bir şey söylüyorum. Bir elime Andromeda galaksisini verseler, bir elime bir evreni verseler ben yine vazgeçmeyeceğim ki. Neden biliyor musun? Çünkü benimle birlikte olan yenilmez olandır. Benimle birlikte olan sizden bana saldırıya geçendir. Kim kimi öldürüyor? Kim kimi yok ediyor? Biz ölümü öldüreniz, ölümü. İnsan dediğin yürüyen canlı değildir. İnsan o yürüyen canlıya hayat verip yürütendir. İşte insanlar bunu anlamıyorlar. Bu bilince ermeyen kişi, bu şuura ermeyen kişi ins'tir. Ana gelmemiştir daha. Yani bir beşerdir. Yürüyen nasıl bir yer içer, ürür, uyur, yatar. Budur. Ama insan, insan işte bu en üst bilince, insanı kamil bilincine çıkana biz insan deriz. Yani biz buraya insan olmaya geldik. İnsan. Yok enel hak, yok ben Allah'ım. Hayır. İnsan olacaksın. İnsan. Yani bu bilinçte olmayan ya babam olsun, annem olsun, sülalem olsun, bütün kainat olsun. Daha ins'tir. İns. An değildir. Ana geleceksiniz. Bak ins, an. Yani ne demek? Yani siz anın kendisisiniz. Siz Hande'yi, Ali'yi, bütün kainatı izleyensiniz. İzleyen şahidiz biz. Biz Ali'ye şahidiz ama biz figüran olduk. Biz ışıkçı olduk. Biz Hacivat Karagöz'ün oynattığı olduk. Arkadan oynatan el olduğumuzu anlayamadık. Bu da hapsolduk beden kabrine. Hapsolduk. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel-Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Bak şimdi. Sadece bu üç ayetin açıklamasını yapalım. Şimdi Peygamberimiz ne diyor? Kim Kur'an-ı Kerim'i okursa ona hitap eder demiyor mu? Ona hitap eder. Kim açarsa ona. Ayşe, Fatma, Hande, Ali ona hitap eder. Ve her şeyde anda olduğuna göre ben de Kur'an-ı Kerim'i açtım kendime. Dedim bir Yasin okuyayım hele ne diyormuş. Hemen ilk üç ayetine girdim. Yasin. Ya.
Ya seslenme önlemidir. Ya Allah, ya Hande, ya Ali, ya Sin. Sin ne demektir? Kabir demektir. Ya Sin. Ey kabirdeki. Bak. Vel Kur'anil Hakim. O Kur'an'a andolsun ki inneke le minel murselin. Sen o gönderilen Resullerdensin. Nasıl oluyor şimdi bu iş? Hani ölmüştü peygamber? He? Nerede Hazreti Muhammed neredeymiş? O Resul neredeymiş? O Resul kimmiş? O Resul'ün cinsiyeti mi varmış? Acaba. Hazreti Muhammed o bilincin, o mananın adıdır. Hazreti Muhammed sizde, bizde işte bunu çıkarmak için Muhammed geldi. Ama insanlar Muhammed'in 1400 sene önce öldüğünü, 4 tane 9 tane kadın aldığını düşündü. Hep böyle Emevi diniyle anlattılar Muhammed'i. Hazreti Muhammed bugün bu dakika buraya gelse ilk savaşacak olanlar kimdir biliyor musunuz? Bugün ben Müslümanım diyenler. Hazreti Muhammed'e zındık diyecekler. Yürü git işine diyecekler. Sen bizim dinimizi bozuyorsun diyecekler. Ve diyorlar da. Muhammed o zaman değil. Muhammed'in her zaman dişleri kırılıyor ki. Her zaman onun kafasını kırıyorlar. Her zaman ona bağırsaklar döküyorlar ama kimse Muhammed'i göremiyor. Ya Muhammed kim? Muhammed Hande'dir. Muhammed kim? Muhammed her uyanan insandır Muhammed. Muhammed kimdir? Rahmet edilendir. Rahmet edendir Muhammed. Siz, ben Hande'yim. Doğdum, büyüdüm, öleceğim. Ali Demir'im. Doğdum, büyüdüm, öleceğim. Vallahi öyle değil. Billahi öyle değil. Tillahi öyle değil. Hepiniz Muhammed'siniz. Muhammed ölmez. Muhammed ilktir, Muhammed sondur. Şimdi diyebilirsiniz. Ya niye bu da din değil mi? Bakın ben size Konfüçyüsünüz de diyebilirim. İsa'sınız da diyebilirim. Musa'sınız da diyebilirim. Hiç fark etmez ki. Muhammed bütün bu bilinçlerin hepsinin toplamıdır ya. İnsan-ı Kamil'in, kemalatın son zirvesidir. Muhammed Allah'ın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bugün ete kemiğe bürünen Hande değildir. Hande'ye bürünen, asıl şu an Hande dediğim, Hande'nin kemik bedenine demiyorum Hande. Ben özüne sesleniyorum. Şu an burada izleyen işte 300 kişi, 342 kişiye sesleniyorum. Muhammed sizsiniz. O öz sizsiniz. Ve siz Allah'ı değil, aslında siz kendinizi arıyorsunuz. Kendinizi bulduğunuz anda Allah'ı da bulacaksınız, galaksiyi de bulacaksınız, Anunnakileri de bulacaksınız, Reptilyalıları da bulacaksınız. Önce bir kendinizi bulun. Kendinizi. Allah'tır insanda kendini arayan. Ve Allah'tır insanda kendini bulan. Daha nasıl anlatsın bu adam? Özgürlük, gerçek özgürlük. Özgürlüğün özgürlüğü. Hayatta hiç kimse uyanmış bir bilinci üzemez. Onu mutlu da edemez. O hep huzurdadır. Her zaman huzur. Ha bazen bir rol yapar çocuğuna. Yapma ha, bak ben sana söylüyorum. Ama burada var ya. Cemal vardır, rahmet vardır. Asla yürekten kızamaz. O an mimikleri öyle gerekiyordur. Bak oğlum yapma ha. Ama burada sevgi. O celal mimikleri ona rahmet olacaktır. Ha babam kızdı. Demek ki yanlış yaptım. Kim demiş her yerde polyanacılık oynayacağız diye. Canım, cicim, hayır. Yeri gelecek. Cemalini de kullanacaksın. Celalini de kullanacaksın. Rahimini de kullanacaksın. Çünkü sen 99 isme hükmedensin. 99. Allah'ın 99 ismi var değil mi? Allah'ın ismi azamı da var değil mi? Büyük, en büyük ismi. Onun için dua edilirse derler kabul edilir. Peki Allah'ın 100. ismi nedir? En önemli ismi nedir? İsmi azamı. Nedir biliyor musunuz? Hande'dir. İsmi azam. Allah'ın ismi azamı bugün kim hangi ismi kendinde taşıyorsa bilsin ki İsmi azam odur. Ama bize başka yerde aradı. Ya Allah dedik, hay dedik, ya dedik, hu dedik. Bir türlü Ali diyemedik. Bir türlü Hande diyemedik. Bir türlü işte kaç tane kardeşimiz canımız varsa diyemiyorlar. Neden? Sorgulama. Aman ha. Günden çıkarsın ha. Aman sus. Sorgulama. Ne oldu? Bilinçaltına kaydedildi. E şimdi biz bunları konuşuyoruz değil mi? Kimine göre neyiz? Vay zındıklar, vay dinsizler görüyor musun? Bak hele bak 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 nasıl da milleti yoldan çıkarıyorlar. Ama ben de onlara şunu söyleyeceğim o zaman. Biz böyleyiz değil mi? He, dinden çıkarıyoruz. Hazreti Muhammed ne dedi? Ben dedi kardeşlerimi çok özlüyorum dedi. Sahabeler dedi ki ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz dedi. Hayır. Siz benim sahabelerimsiniz. Benim kardeşlerim ahir zamanda gelecekler. İşte 2022'lerde ve benim dinimi, benim sünnetimi hepsini anlatacaklar. Ama taşlanacaklar onlara.
Dondu, benim gibi çok etkilendiniz mi? Ali niye dondun? Ali niye dondun? Nefes alamıyorum. Nefessiz ve soluksuz dinledim çünkü. Eyvah eyvah. Nefes alamıyorum. Şimdi ne oldu yayın? Acaba kaydedilmedi mi? Nefesim kesildi. Ben de çok etkilendim, çok etkilendim. İnşallah yayın kesilmemiştir. Ali demin katılamıyor diyor. Bir daha göndereyim Ali. İnternetinde mi sıkıntı vardı acaba? Acaba Ali gidince şey mi oldu? Yayın kaydedildi mi acaba yoksa? Oh, nefes alamıyorum arkadaşlar. Kalbim şey oldu. Yayın kesilmedi değil mi? Kaydedebilirim bu yaz şeyi. Ali gidince kayıt kesilmiyor değil mi? Ali bir daha göndereyim sana. Oh. Ay ben de tutamadım. Çok zor tutuyorum kendim. Gerçekten bıraksam yayın falan yapamayacağım o kadar yani. Ne kadar etkilendik hepimiz. Hep zaten eskilerden de. Bir daha göndereyim mi Ali acaba? Yani işte kayıt edeceğim ama hani Ali düşünce kayıttan düşmüyordur umarım. Yani kaydedeceğim ama Ali gittiği için yayın şey olmuyordur inşallah. Şöyle kendimi bırakıp yabancı kimse yok ağlayabilir miyim? Ne kadar muhteşem özden akıyor değil mi? Yani işte bazı insanların o yaşadığı derin deneyimler, o yaradanı bulmuş olan halleri onlardan nasıl açığa çıkıyor değil mi? Böyle gümbür gümbür hissediliyor. Hiç herkes karşısında böyle hani anlayıp da o aşkı bulmanın ne demek olduğunu içine siren insanlar da nasıl böyle derinleşiyor ve öze geçiyor değil mi? Özden öze konuşuyoruz. İçimiz içimize akıyor. Öyle bir şey. Ben bu yayını o zaman kapatayım, tekrar açayım. Öyle mi yapsak? Katılamıyor diyor çünkü Ali. Ben kapatayım arkadaşlar. Yayını kaydedebiliyorsam kaydedeyim. Tekrar 5 dakika içinde açıyorum.